Bizim de bir küsür yıl hapis cezasıydı. E, HAGB'de bozulacaktı. Hala daha da bozulmayacak belli değil. Eğer ki onansaydı, o yüzden hapse girecektim büyük ihtimalle. E, i̇tiraz ettik, biliyorsunuz aylar önce bunun itirazı yapılmıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Uzun uzun gerekçelerimizi söylemiştik. İşin üzgünç tarafı da adamlar gerekçeli kararda doğru düzgün gerekçe göstermemişler. Biliyorsunuz hani o üç tane laf var değil, bir tanesi işte e, cumhurbaşkanı taklidini yaptı. Öbüründe işte Cumhurbaşkanı'na başkası hakaret yazdı. Hatırlıyorsunuz değil mi onları? Hala hatırlamayan varsa arkadaşlar bir benim linkim olması lazım. O linkte uzun uzun yazıyordu bu. Çok uzun uzun bunu açıkladım. Uzun uzun açıkladım. Birincisinde birisinin taklidini yapıyorum. Taklitte herhangi bir hakaret vesaire yok. Ama Cumhurbaşkanı'na benziyor diye ve onu böyle alay etti diye. Alay etmekten. Öyle bir suç yok ama alay etti diye. Ya o kadar uzattılar ki abi. Gerçekten üzgünç bir durum yani. O kadar uzattılar ki bu olayı. Ondan sonraki maddeye bakıyoruz zaten. Ondan sonraki madde de e, ondan daha önceden takipsizlik almıştım. Çünkü benim yazdığım bir şey değildi. Sonra bir liste hazırlamıştım. Bundan dolayı takipsizlik aldım diye. O liste hazırladım ya o liste için bir tane daha suç duyurusunda bulunmuşlar. Ve ondan ceza aldım. Üçüncü maddede de ondan da beraat almıştım. Yine bunu söylediğim bir tweet vardı. O tweette olayın ne olduğunu anlattım. Beraat aldım demiştim. Yani hiçbir gerekçeli kararları olamaz abi. Hiçbir gerekçeli kararları olamaz yani. Her neyse şu anda zaten şeyden dönmüş. Yüksek mahkeme. Yargıtay mıydı onu Burhi bilir. Ondan dönmüş. Şimdi tekrar duruşması olacak. Tabi Burhi diyor ki tekrar duruşması olduğu zaman bu bizim lehimize oluyor genelde. Zaten yani neyden dolayı hangi kelime hakaret onları söylemeli lazım. Yani şu kelime hakarettir. Şu kelime alenen hakarettir. Bunu söylemen lazım. Bir de Cumhurbaşkanı alenen hakaret var. Cumhurbaşkanı alenen hakaret nerede? Yani çok ilginç gerçekten ya. Veya arkadaşlar tekrardan olacak duruşma. Tekrardan olacak duruşma ne zaman? 24 Mayıs. Benim bir aşk günümden bir gün sonra. 2 yılın altına yatar yokmuş bir yıl olsa yatarım diyorsunuz neden? Çünkü HAGB alınıyor normalde. Ama benim HAGB'm bozulacak. O yüzden. Daha önceden ta seneler önce Fethullahçıların bir olayıyla dalga geçmiştim. Ama tabii onlar bizimle dalga geçtiler değil de dinle dalga geçtiler diye dava açmışlardı. Sadece bunu alsaydım ona da itiraz edecektim. Neden olduğunu da söyleyeyim. Sicilden dolayı. Sicilden dolayı arkadaşlar ben yurt dışına çıkacağım. Yani vize alacağım. Birçok yere vize alacağım diyelim. Yurt dışına çıkacağım bir yere gideceğim. Bunların hepsinde sicil göstermen lazım. E sen sicilde hapis cezası yemişsin yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani içeri girmeseydim bile gene şey yapacaktım. İçeri girme durumu olmasaydı bile gene itiraz edecektim. Ya da işte şey var biliyorsunuz arkadaşlar. E, denetimli serbestlik. Ama denetimli serbestlik dediği her hafta gidiyorsun imza atmak zorundasın. Neden? Yani işlemediğim bir suçtan dolayı neden ben bunu yapayım? Ve tabii ki de arkadaşlar yurt dışına da çıkamıyorsun. Nasıl çıkacaksın? Her hafta imza atacaksın. Nasıl çıkacaksın yurt dışına? Yurt dışına çıkış yasağın da oluyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Öyle konuşmuştuk. Yurt dışına çıkış yasağın oluyor diye biliyorum. E bu şey değil ki artık. Hapis sayılmaz değil ki. Yani bizim gibi insanların için sayılır. Biz şey değiliz ki gerçek suçlu böyle sokakta gezip de milleti dızlayan adamlar değiliz ki. Onlar için umurlarında değil yani her hafta gider onlar. Her hafta giderler abi yani şeyi düşün yurt dışına çıkıyorsun da değil. Bir yere gideceksin burada yoksun ne yapacaksın? Ferdice umarım hükümet değişir de şeriata göre ceza abi. <laughs> Valla ne olacaksa olacak artık arkadaşlar. Onunla ilgili de konuşuruz. Ne olacaksa olacak. Ne yapalım? Abi sicil böyle kalsın. Ben de TC devleti bana zulmediyor deyip rahatça iltica edersin demiş. İşte PKK'lı değiliz ki ama. Terörist olduğun zaman dışarıda senin şeyin var ya lobin var ya abi. Dışarıda lobin olduğu için ben azınlığım falan diyorsun yediriyorsun abi. Bunlar da inanıyorlar. Maalesef. Gidilen ülkenin konsolosluğunda atılıyor olabilir mi acaba? Ha bir de şöyle bir şey var. Oraya gidiyorsun. E, diyelim ki sana sığınma veriyorlar. Sığınma aldığın zaman geri gelemiyorsun ki. Yani o ülkenin sığınma aldıktan sonra geri gelme şansı yok artık. Mehmet Semih Tümer. Senin yurt dışına yaşama isteğin var mı? Yok. Ama kesinlikle yurt dışına çıkma isteğim var. Hayallerimden bir tanesi çünkü gezi videoları çekmek. Çok ekstrem bir şey olmadığı sürece yurt dışına gidip de orada kalma isteğim yok. Sebebimi daha önceden de söylemiştim. Burada ne kadar insanları sevmiyorsam da yani buradaki Türkiye'deki değil genel olarak insanları sevmiyorum. İnsanların çoğunluğunu sevmiyorum. Onlar da benim zihniyetimdeki insanları sevmiyorlar çünkü. Benim gibi insanları çıkıntı olarak görüyorlar yani. Her ne kadar böyle olsa da ama benim gibi gerçekten benim gibi ve umumda olan insanlar da yine Türkiye'de çevremdeki arkadaşlarımdan tut. Yani buradaki o insanları tanımış olmayacaktım. Buradaki o insanlarla tanışmış olmayacaktım. Eğer yurt dışında kalsaydım, Amerika'da kalsaydım. Çok çok ilginç. Çok ilginç şeyler yaşadım gerçekten. Yani hiç bilmezken bana bir arkadaş ya benim arkadaşlardan bir tanesi bu Hawking Reis'i tanıttı mesela. Bak abi dedi bu adam böyle editler yapıyor. Bu haliyle böyle editler yapıyor falan dedi. Ben de ona falan yazdım. Konuştuk öyle muhabbete girdik. Ondan sonra adam 10 küsür senelik takipçim çıktı. Gerçekten Kaç sene önce her bütün böyle seyircilerin, podcast dinleyicilerin daha doğrusu... ...bir videosunu çekip de böyle podcast tanıtım videosu yapacaktım. Hani podcastimi dinlerken videonuzu çekip yollayın diye. Baktım o videolarda o da var. Ve gerçekten yorumları da var bir sürü. Böyle insanlarla tanışamayacaktım işte. Bu tür insanlarla tanışamayacaktım. Amerika'dan geri döndükten sonra mesela şu an tanışmış oldum ...şu anki çevremdeki insanlar, şu anki ekürim diyebileceğim insanlar birçoğu Amerika'dan döndükten sonra tanıştım. Birçoğuyla. Ve o zaman düşünüyordum zaten. Şunu düşünüyordum yani Amerika'ya tam böyle gitmeden önce bir ay kala falan işte bu vize işlemleri olacak diye Ankara'ya falan gittik. Ondan sonra aynen Ankara'ya gittik. Orada mesela bazı insanlar, bir grup insanla tanıştık. Ondan sonra düşündüm lan dedim tamamen random bir şekilde bu insanlarla tanıştım. Kim bilir tanışmadığım ama tanışsam çok iyi dost olacağım, arkadaş olacağım. Kim bilir daha ne kadar insan var dedim. Henüz tanışmış olmadığım. Ve gerçekten de Amerika'dan döndükten sonra şu anda sürekli takıldığım insanların hiç öyle. Amerika'dan döndükten sonra tanıştığım insanlar. Benim en büyük isteklerimden birisi farklı ülkelerden arkadaşlar edinmek. Benim de kesinlikle o isteğim de var. O yüzden mesela yurt dışına çıkıp gezme isteklerimden biri de o. Hep şey diyorlar ya turla git. Tur çok kal. Tur yaşlı işi. Ve turla gittiğin zaman bu şekilde farklı kültürlerden insanlarla tanışamıyorsun. Öyle bir şansın yok yani. Yayın gelir mi yaş günü? geleceğini tahmin ediyorum. Burhi de olacak çünkü. Burhi ile bir davaya duruşmaya hazırlanıyoruz yayını. Patlar büyük ihtimalle. Dur özgür bırakmıyor aynen. Yusuf Yılmaz davaya gelebiliyor muyuz? Gelebiliyorsunuz diye biliyorum. Gelebiliyor diye biliyorum. Dediğim gibi zaten davadan bir gün önce, duruşmadan bir gün önce tekrardan yayınımız olacak. O yayında da konuşuruz bunları.